açacaksın Hakan. Olağanüstü. Ne gibi? Deminden beri seni dinliyorum da yani bu kadar olur. Gitar adeta ağlıyor. İyi de ben hiçbir şey çalmıyorum ki daha. Sadece gitarımı akord ediyorum. Akord ne demek? Bak. Akord, gitarın telleri arasındaki ses düzeni demek. Ben bu kulakçıkları gerip gevşettiğim zaman gitarın telleri arasında belli bir ses düzeni sağlıyorum. Elbette. Ben de öyle diyorum. Diyorum da... Teli gerince ne oluyor? Bak şimdi. Teli gerince ses daha ince çıkıyor. Bak. Gördün mü? Evet, duydum. Şimdi de teli gevşetiyorum. O zaman da daha kalın ses çıkacak. Çok ilginç. Bir daha yapar mısın? Tabii yaparım. Şimdi teli geriyorum. Şimdi de gevşetiyorum. Yani teli gerince ses inceliyor. Evet. Gevşetince kalınlaşıyor. Evet. Ya çok ilginç, çok ilginç. Peki nedir bu kadar ilginç olan? Bana bağırıp kızdığı zaman Zehra teyze de mi geriniyor acaba? Sesi inceliyor da kırpık. Kırpık. Bir, iki, üç, bir, iki, üç. Bakın şu bacaklara. Bir, iki, üç, bir, iki, üç. Bakın şu yumurtaya. Hindi yapar gulu gulu, eşek anırır, kaz da kendine eş arar. Her gün olmaz böyle ilginç şeyler. Dans ediyor bakın şu üç tavuğa. Bir, iki, üç, bir, iki, üç. Hiç durmaz ki bunlar. Bir, iki, üç, bir, iki, üç. Düşmeden kanatlar. Çok şanslısınız gördünüz siz mi? Vals yapan üç tavuk, dans eden üç tavuk. Saydınlar sizlere bugün bir, iki, üç. Rüzgar fırıldağınıza doğru eser ve onu döndürür. Çiftçilerin de bir tür fırıldakları vardır. Rüzgar estiği zaman tarlalara su pompalar. Hollanda'da yel değirmenleri suyu kanatlarına doğru esen rüzgar yardımıyla çekerler. Ali ile Ahmet'in oyuncak bir yelkenlileri var. Eğer rüzgar eserse yelkenlileri havuzda yüzecek. Tıpkı güçlü bir rüzgarla denizde yüzen büyük bir yelkenli gibi. Kuşlar yoruldukları zaman rüzgarda dinlenebilirler. Tıpkı planörlerin havada kalmak için rüzgarı kullandıkları gibi.
Cem uçurtmasını uçurmak için rüzgara nasıl kullanacağını biliyor. Eğer yeteri kadar güçlü bir esinti varsa uçurtması havada dans edecek. Emel'in de bildiği bir şey var. Eğer balonunun ipini bırakırsa rüzgar balonunu alıp uzaklara götürür. Üç bir daha. Üç bir daha. Üçe bir eklersen. Üç bir daha. Bir, iki, üç. Dört. Üç bir daha dört eder. Üçe bir eklersen dört eder. Eski resimlerime bakıyordum sevgili dostlar. Gençlik resimlerimi. Örneğin bu resim ben daha kurbağa yumurtasıyken çekilmiş. Sonra yumurta çatladı ve ben tetere oldum. Yani kurbağa yavrusu. Küçücük bacaklarım vardı. Bir süre sonra kuyruğum düştü, gördüğünüz gibi bir kurbağa oldum. Ve sanat hayatına atıldım. Evet, bazen bu resimlere bakarken hüzünleniyorum. Neyse sözü daha fazla uzatmayayım da şarkımla anlatayım. Al bakalım Müjdat. Bir zamanlar yumurtaydım. Durgun bir gölde. Çok eskidendi bu. Daha doğmamıştım bile. Derken o şirin yumurtadan çıktı bir kurbağa yavrusu. O yavru bendim. Kıpır kıpır oynaşırdım. Bir an yerimde durmazdım. Nasıl unuturum o gölde geçen günleri? Oynayan bir yavru, dertsiz tasasız, çılgın gibi yüzen gününü güneden. Çocukluğu çok güzel geçen bir kurbağayım ben. Her yavru kurbağayı hep o son bekler. Bir gün gelir kuyruğu düşer. Elveda kuyruk, hoşça kal yavrucuk. Bacaklarım uzadı, oldum ben bir kurbağa. Evet, kocaman bir kurbağa. Ayrılma vakti gelmişti gölden. Üstünde oynadığım küçük kütükten. Göster kendini, hopla zıpla. Sudan çıkıp da boş katıl dünyaya. Ve geçti günler, ne çok adım attım. Olanca gücümle kim bilir kaç kez sıçradım ben ileri, sıçradım ileri. Çocukluk günleri, çocukluk günleri. Sağ olun, çok teşekkür ederim bayanlar baylar. Sağ olun, sağ olun. Affedersiniz, birden kendimi kaybettim.
Ben yükseliyorum, tamam. Ben uçakta oturdum. Bütün uçaklar dikkat, bütün uçaklar dikkat. Çok yüksekten ve çok alçaktan uçmayın, tamam. Anlaşıldı, tamam. İyi uçuşlar, tamam. Teşekkür ederiz, kule, tamam. Merhaba Zehra, merhaba Zeynep'ciğim. Merhaba Sadi Hanım. Merhaba Zehra Hanım. Hoş geldiniz Nihat Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Sağ olun, çok teşekkür ederim efendim. Oturmaz mısınız? Oturayım. Buyurun şöyle. Çok teşekkür ederim. Evet. Tahsin ustacığım, bu tabure bana biraz yüksek geldi. Oturamıyorum evet. Efendim. Üst raflardan malzeme almak için üstüne çıkarım. Evet, bunu alın. Çok bunu teşekkür ederim. Zahmet ettiniz efendim. Rica ederim. Tahsin Usta. Buyurun. Bu tabure de bana biraz alçak geldi. Evet. Pek rahat edemedim. En iyisi ben ayakta durayım. Dur, kalksam. Tamam. Tahsin Ustacığım. Evet, buyurun. Bu radyoyu size getirdim. Hı. Sesi çıkmıyor. Öyle mi? Evet. Bakalım. Pili var mı içinde? Var, yeni aldım. Pilleri taze. Evet. Gerçekten sesi alçak çıkıyor. Şimdi içini açalım bakalım. Şunu da açayım. Şurada bir vidası olacak. Evet. Şimdi bir deneyelim bakalım. Ses diyorum. Şimdi de çok yüksek gelmeye başladı. Evet. Kısamıyorum şimdi da. Şimdi hava durumunu veriyoruz. Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken alçak kesimlerinin sisli olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu bölgesi dün de... Öf. Ne sesli bu böyle? Aman. Önce sesi çok alçak geliyordu. Aha. Sonra birdenbire insanın kulaklarını sağır edecek kadar yükseldi. Nihat Beyciğim. Efendim. Bugün yükseklik ve alçaklıkla başımız dertte. Evet, evet. Önce tabure size yüksek geldi, oturamadınız. Öteki alçak geldi, rahat edemediniz. Sonra radyo hafif sesle, alçak sesle çalıyordu. Birdenbire yüksek sesle bağırmaya başladı. Evet, evet. En iyisi siz bunu birkaç saatliğine bana bırakın da... ...bu dengesizliğin nereden gelmiş olduğunu anlayıp onarmaya çalışayım, olur mu? Tabii, tabii Tahsin ustacığım. Benim de hiçbir acelem yok zaten. Hı-hı, oldu. Hadi hoşça kalın. Kolay gelsin efendim. Hayırlı işler Nihat Bey. Sağ olun, sağ olun. Ben alçalıyorum, tamam. Ben yükseliyorum, tamam. Bütün uçaklar dikkat. Bütün uçaklar dikkat. Yüksekten ve alçaktan uçmayın. Ortadan uçun, tamam. Anlaşıldı, tamam. Bir, iki, üç, dört kişi. Bir, iki, üç, dört tekerlek. Bir, iki, üç, dört, kapı. Bir, iki, üç, dört, pencere. Dört. Bazen her şey ne kadar hızlı. Hızlı, hızlı, evet hızlı, çok hızlı, çok hızlı.
Merhaba sevgili dostlar, merhaba. Ben küçük şirin tüylü dostunuz Açık Göz. Gördüğünüz gibi bir havucum var. Sulu, lezzetli, katır katır bir havuç. Ve ben şimdi bu havucumu bir güzel yiyeceğim. Bakın kim geliyor? Büyük sihirbaz Özpokus. Belki bizim için bir numara yapar. Biliyorsunuz Özpokus müthiş bir sihirbaz. Özpokus, Özpokus. Özpokus benim eski dostum Açık Göz. Evet Açık Göz. Seni gördüğüme çok sevindim. Ha Özpokus, bizim için bir numara yapar mısın? Kusura bakma, acelem var Açık Göz. Uzun sürmez canım. Çocuklara benim için bir numara yapacaksın. Hepsi bu. Basit bir şey, ne bileyim nasıl. Şu havuç. Hadi şu havucu kaybet ne olur Özpokus. Vay. Ne kadar güzel bir havuç. Sulu, lezzetli, kıtır kıtır. Neden olmasın, bu havucu büyük bir zevkle yok edebilirim Açık Göz. Duydunuz mu çocuklar? Tamam duydunuz. Ne kadar güzel. Özpokus, acaba mümkünse şöyle duman filan çıkarsan da numaran daha etkileyici olsa. Ne dersin? O pekala. Geri çekil. Tamam o, kim bilir nasıl eğleneceğiz şimdi. Hadi. Ala hop, yağlı ballı ekmek. Oo, çıkardın dumana bak, müthişsin Özpokus. Tek kelimeyle harika dememiş miydim ben size? Oldu işte, havuç yok. Oo, gerçekten havuç yok ettin Özpokus. Yoksa nereye gitti? Havuç yok oldu. Müthiş bir numara. Hadi şimdi havucumu geri getir. Hadi bakalım geri getir. Havucunu geri getiremem Açık Göz. Çünkü yedim. Ne? Yedin mi? Ama Özpokus, bu sihirbazlık değil ki. Doğru ama çok lezzetli bir havuçtu. Sihirbazlar da havuç sever. Tekerleme kitabım nerede? Boyama kitabım nerede? Yemek kitabım. Dans kitabım. Bu karışıklıkta hiçbir şey bulamıyorum. Masal kitabım benim kitaplarımın arasında ne arıyor? Senin mi? Benim kitaplarım bunlar. Hayır değil. Benim. Niye bir kütüphane yapmıyorsunuz? Hey, bu çok güzel bir fikir. Evet, gerçekten. Bence şu yükseklikte olmalı. Çok yüksek. Daha alçak olmalı. O çok alçak. Daha alçak olmalı. İşte şöyle. O bana göre çok alçak. Daha yüksek olmalı. Çok yüksek. Daha alçak olsun. Yüksek. Alçak. Yüksek. Alçak. Yukarı uzanmak istemiyorum. Yüksek. Eğilmek istemiyorum. Fatma, sen üstteki rafları kullan. Ayşe, sen de alttaki rafları. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi bize yeni kitaplar lazım. Oo. Top. Büyük çocuğuz, inan çok mutluyuz biz. Ama şaşırma duyunca, bir şeylere üzülürsek ağlarız biz. Ağlarız kocaman çocuklar olsak bile. Öyle ağla, böyle ağla. Eğer sen üzgünsen ya da kimse bilmezse senin derdini. İçi rahatlatır seni, birazcık ağlama. Rahatlarsın ağlayınca. Hü hü vah vah hüngür. Hü hü vah vah hüngür. Hü hü vah vah hüngür. Rahatlarsın ağlayınca.
Baksanıza çocuklar, toparlanın. Bakın bende kocaman bir kutu patlamış mısır var ha. Parka gidip yiyelim mi şunu? Tamam mı? Harika bir fikir. Harika. Sen iyi bir çocuksun. Hem de çok çok iyi bir çocuksun. Aman da ne güzel kokuyor. Ne zamandır bu kadar güzel yemek yapmamıştım. Ayran ve nefis bir biftek hem de soğanlı. Yanında havuç ve ekmek. Çocuklar bu yemeğe bayılacak. Çok merak ediyorum ne yapacaklar. Yemek hazır çocuklar. Şimdi oturup bekleyeyim. İşte biri geliyor. Merhaba. Merhaba Zekeriya. Merhaba Açık Göz. Nasılsın, iyi misin? Evet iyiyim. Karnınak mı? Yemeğe ilk gelen ben miyim? Evet, ilk sensin. İyi, hemen geliyorum Zekeriya. Şu eşsiz benzersiz güzellikteki kırmızı botlarımı çıkarayım. Tabii, keyfine bak. Tamam. Ne güzel bir yemek. Harika, harika. Bir dakika çocuklar, bana da hayır. Bayılıyorum. Sakin olun, hadi. Sakin olun. Tamam, bir saniye çocuklar. Hadi olsun. Bana da ayırın lütfen. Şu botları bir çıkarayım, geliyorum. Neyse parmaklarımı yiyeceğim. Çocuklar bir dakika durun. Geliyorum, botları çıkarayım. İşte bir tanesini çıkardım bile. Bekleyin. Çok nefis. Evet çocuklar, botun birini çıkardım, diğerini de çıkarmaya çalışıyorum. Bana da ayırın lütfen. Evet çık. Evet geliyorum çocuklar. Evet bana da ayırın lütfen. Hadi gidelim arkadaşlar, karnımız doydu nasıl olsa. Evet çocuklar, başardım galiba. Tekrar geliriz akşam. İşte oldu. Evet geliyor. Yarın görüşürüz çocuklar. Güle güle. Ne sert bir kapı bu. Hadi geliyorum. Sadece bir tabak yemek kaldı. Tamam geliyorum. Pekala dinle. Bu yemek bana ait. Affedersiniz bir dakika lütfen. Bir dakika konuşabilir miyiz? Dur. Hay Allah. Bu işin tadı kaçtı artık. Kurt gibi acıktım. Bir oduncu aç karnına çalışamaz. Hadi ver bakalım yemeğimi. Çok üzgünüm Açık Göz. O son tabaktı. Son tabak mıydı? Evet. Onca şeyden sonra o kadar kapı, koca bir ayı. Evet. Hiç değilse kahvaltı ilk gelen ben olacağım. Ben doğayı çok severim, lastiğimi gererim, bam bam sesler incelir. Burnuma çiçek kokular gelir, la 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 la. Ne güzeldir akşam güneşi, gevşetiyorum lastiği. Sesler kalınlaşıyor, güneş yavaşça batıyor.
gecenin sessizliği tırdım tım. Daha iyi duyuyorum lastiği. Gerince inceliyor, gevşetince kalınlaşıyor. Lal 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 lal. Açılır.